Y eksi 4x küçüktür eksi 3 bu eşitsizliği grafikte gösteriniz. İlk olarak bu denklemi eğim-kesişim noktası şeklinde yani mx artı mx artı b şeklinde tekrar yazabiliriz. Eşitsizliği tekrar alt kısma yazayım. Y eksi 4x küçüktür eksi 3. Eşitsizliğin her iki tarafına 4x ekleyelim. Y burada yalnız kaldı, değil mi? Bu ikisi birbirini götürdü. Ortaya y küçüktür 4x eksi 3 çıktı. Burada eksi 3'ü 4x'ten önce yazabilirdik ama diğer şekle daha alışkın olduğunuz için bu şekilde yazacağım. Grafikte göstermeden önce buraya dikkat. Şimdi buraya xleri göstereceğim, yatay eksen'i çiziyorum. Evet, bu da y. Dikey eksenimiz. Buraya dikkat edelim çünkü bize verilene göre y 4x eksi 3'ten küçük. Küçük eşittir değil, eşittir ya da küçüktür değil, direkt olarak küçüktür deniyor bize. Yani buraya sınır koymamız gerekiyor çünkü 4x eksi 3'ün sonucu y'den büyük olmalı. Şuraya da sınır yazalım. Sınır çizgisinde şöyle gösterelim. y eşittir 4x eksi 3. Dikkat edin çünkü bu çözümün bir parçası değil. Burada küçüktür ya da eşittir denmiyor. Tekrarlıyorum bize direkt olarak y'nin 4x eksi 3'ten küçük olduğu söyleniyor. Ve bu sınırımızı bulmamıza yardımcı olacak. Eğer eğim ve kesişim, eğim ve kesme noktalarını biliyorsanız bunu iki şekilde yapabiliriz. Buradaki 4 bizim eğimimiz ve eksi 3 de y kesenimiz. Aynı zamanda iki nokta belirleyerek de çizgiyi bulabiliriz. O zaman x sıfırsa y ne olur? 4 kere 0, 0. Eksi 3 eşittir eksi 3 değil mi? Yani y kesme noktamız eksi 3'müş. Şimdi bunu grafikte gösterelim. Y negatif olduğu için alt kısma ineceğiz. Burası eksi 3. Şimdi de x'e 2 değerini verelim. Bakalım o zaman y ne olacak? 4 kere 2, 8. 8'den 3 çıkardık, sonuç 5. Yani y'nin değeri 5 oldu. x 2 iken y 5 oldu. Bunu şimdi grafikte gösterelim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. y pozitif olduğu için yukarı çıkıyoruz. İşte 5 burada. Diğer noktamız da buradaymış. Artık noktaları birleştirebiliriz. Bu noktaları birleştiriyorum. Birleştirdiğimizde de böyle görünmesi gerekiyor. Fakat bunun sonuç olmadığını, bize sonucu vermediğini unutmayın. Sonuca ulaşabilmemiz için y'nin 4x eksi 3'ten küçük olması gerekiyor. Şimdi buradan bir x işaret diyelim. Bu herhangi bir x olabilir. Eğer 4x eksi 3'ü alırsanız bu sınıra denk gelir. Ama biz sınırda olmak ya da sınırın üzerinde yer almak, sınırın üstünde olmak istemiyoruz. Y'nin küçük olması gerekiyor. Y'nin sınırdan küçük olduğu yer burası ve bu alan, bu alan, bu sınır çizgisini içermiyor. Buradaki sınır alt kısımla üst kısmı ikiye bölüyor. Bunu test edebiliriz. Hatta hemen testinde yapalım. Şimdi 0'ı deneyelim. Bakalım eşitsizliğe uyuyor mu. Y'nin ve x'in yerine 0 değerini getirelim. 0 küçüktür 0 eksi 3. Yani 0 küçüktür, eksi 3, negatif 3, bu sonuca ulaştık ama bu bizim istediğimiz sonuç değil çünkü sonuç doğru değil. 0 negatif 3'ten eksi 3'ten küçük değil. Aslında bu aynı zamanda mantıklı da çünkü 0 değerleri sonucun bir parçası değil. Sınırın diğer tarafına geçelim, 3'e 0 noktasını alalım. Burası 2'ye 0 olduğuna göre, burası da 3'e 0. Değil mi? Bunun işe yaraması lazım çünkü y'nin değeri y'nin küçük olduğu bölgenin içinde. O zaman bunu deneyelim. y'ye 0 diyoruz. 0 küçüktür. 4 kere 3, 12. 12'den 3 çıkardık. Sonuç 9. Yani 0 küçüktür 9. Ve işte bu kesinlikle doğru cevap. Yani bu nokta eşitsizliğe uyuyor. Şimdiye kadar eşitsizliğe bakarak grafik çizdik. Ardından sınır çizgisini belirledik. Böylece karışıklık olsun istemedik. Çünkü y'nin küçük olduğu alanı görmemiz gerekiyordu ve sonuca bakarak bu alanın sınır çizgisinin altında yer aldığını gördük.